Herkese merhabalar. Bugün sizlere Kompakt SUV Ligi'ndeki çok iddialı gördüğüm 3 otomobilin karşılaştırmasından sesleneceğim. Ford'un Kuga'sı, Opel'in bu segmente yeni giriş yapan Grandland X'i ve Nissan'ın bu segmentin adeta öncülerinden olan modeli Qashqai ile üçlü bizi çok özel bir karşılaştırma bekliyor. Sözü fazla uzatmayayım ve karşılaştırmaya başlayayım. Tasarımlardan başlayacak olursak eğer bu konu tamamen göreceli. Ben bu konuyla alakalı özellikle sizlerin yorumlarını alt tarafa bekliyorum. Ama böyle SUV algısını bence üçü de çok iyi bir şekilde tasarım diliyle vermeyi başarabiliyor. Yani bu anlamda üçünü de çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Ama bu üçlü arasındaki önemli noktalardan birisi de ölçüler. Bunlara bakacak olursak eğer Ford bu karşılaşmadaki boyut anlamında en iddialı modellerden birisi. Yani bir kompakt SUV ve boyut anlamında iddialı bir kompakt SUV istiyorum diyorsanız bu anlamda en iyisi Ford'un Kuga'sı, onu Opel'in Grandland X'i ve Nissan'ın Qashqai'yi takip ediyor. Hani bakıldığı zaman uzunluk bakımından Ford daha uzun. Ama genişlik bakımından Grandland biraz, yani bunlar çok ufak farklar. Grandland biraz daha iyi. Ama en yükseği Ford, onu Opel takip ediyor. Onu da Nissan takip ediyor. Ama belirttiğim gibi bunlar çok ufak farklar. Tabii Ford daha uzun olmasının avantajını aks mesafesini daha iyi değerlendirmiş. Yani bakıldığı zaman dingil mesafesi Ford tarafında bu ikiliden biraz daha iyi. Yine Ford'u da uzunlukta olduğu gibi aks mesafesinde Opel takip ediyor. Onu da Qashqai takip ediyor. Evet, buradaki tasarımlarda da hani bu üçlü SUV olduğunu çok net bir şekilde ele veriyor. Hani bunu yaptıkları bence hani tasarım anlamında en net gösterge bu alttaki plastik kaplamalar. Bu artık bir moda oldu. Yani kompakt SUV'ları bırakın crossover'larda, hatta B segmentteki bazı otomobillerin böyle ufaktan yerden yükseltilmiş versiyonlarında bu kaplamalarla hani o SUV algısını daha iyi veriyorlar. Tabii bu SUV algısını bu üçlünün verdiği en önemli nokta yerden olan yükseklikleri. Yani bir hatchback'e göre bunlar yerden biraz daha yüksek ama hani bu anlamda da çok iddialı değiller. Yani hafif araziye giriyorlar evet, ama biraz daha engebenin zorlandığı noktalar için bu gördüğümüz yükseklikler çok da yeterli değil. Ama belirttiğim gibi hafif arazide iş görüyorlar. Hazır buradayken bagajlardan da konuşmak lazım. Yani bu anlamda birbirlerine epey yakınlar. Çok büyük üstünlük kurmuyorlar. Nissan'da iki parçalı bir bagajı vardı. Opel'de ise şöyle bir nokta var. Bunu eğer stepnesi olarak alırsanız burası en büyük bagaj hacmi oluyor. Tamir kitiyle alırsanız. Ondaki değer de 510 litre. Kuga'daki bagaj hacmi de 456 litre. Qashqai tarafında bu değer 401 litre. Şimdi ölçülerle alakalı durum bu şekilde. Gelin isterseniz içeriye geçelim ve oradaki detaylara biraz daha yakından bakalım. Konsol yerleşimi ve malzeme kalitesi olarak bu karşılaşmada bence en fazla ön plana çıkan otomobil Kuga. Yani bu SUV algısını bence en iyi veren otomobil Ford'un Kuga'sı. Hani bakıldığı zaman bence bu konsol yerleşimi oldukça iyi ve hani o SUV algısını en iyi veren bu karşılaşmadaki otomobil. Buna paralel olarak ve kalite algısı bakımından da belirttiğim gibi Kuga'nın içerisi bu karşılaştırmadaki rakiplerine nazaran biraz daha iyi. Eşya gözlerinin konumlandırması fena sayılmaz burada. Kapaklı bir bardaklığımız var gördüğünüz gibi. Kolçağımızın içi var. Ama vitesin önünde bir göz aramıyor değil insan. Dokunmatik ekranın konumu ve yerleşimi oldukça iyi burada. Hani hassasiyetiyle ilgili vesaire bir problem de ben burada bu ekranda görmedim. Bu üçlü arasındaki genel değerlendirmeyi birazdan yapacağım ama bu anlamda hani Kuga'da ben bir problem görmedim. Hani bir kompakt SUV standartlarını buradaki hacim karşılayabiliyor. Ayrıca açılabilir bu panoramik sunroof da içeriği bir hayli ferah kılmış durumda. Gelin bir de rakiplere bakalım şimdi. Malum bildiğiniz gibi Opel artık PSA bünyesinde ve bunun etkilerini en fazla hissettiğiniz yer işte tam da burası. Yani içerisi özellikle Peugeot'un kompakt SUV'u hani 3008 ile olan bağlarını çok net bir şekilde ele verebiliyor. Koltukların işte tasarımı, ne bileyim burada koltuklarda kullanılan malzemeler, kapı içinde kullanılan malzemeler 3008 ile neredeyse birebir aynı.
Hani bakıldığı zaman eşya gözleri Grandland'da Kuga'ya nazaran biraz daha iyi. Özellikle vitesin önünde kapaklı ve biraz daha böyle eşyalarınızı kolay konumlandırdığınız bir göze yer verilmiş olması bence oldukça güzel bir detay. Yine bu otomobilde önemli bir nokta, 4x4 almasanız dahi Peugeot'dan gelen bu grip kontrol özelliği var. Ve bu özellik sayesinde farklı daha zorlayıcı zemin koşullarında bu otomobille ilerlemeniz mümkün olabiliyor. Burada gördüğünüz gibi işte daha kaygan, kum, çakıl ve benzeri zeminlere otomobilin çekişini optimize eden bir çekiş kontrol ünitesi eklenmiş ve bu sayede belirttiğim gibi o gibi zeminlerden hani Grandland'da biraz daha kolay bir şekilde kurtulabiliyorsunuz ama bu hiçbir zaman bir 4x4 etkisi size sunamıyor. Hani 3008 ile olan bağlardan bahsettim ama özellikle Opel DNA'sını gördüğünüz yerde yok değil hani içeride. Özellikle konsol yerleşimi, tasarımı bir Opel olduğunu çok net bir şekilde ele veriyor bu otomobilde. Ekranın konumu hani Kuga'ya kıyasla biraz geride kalıyor. Ama çok da zorlanmıyorsunuz çünkü biraz daha burası sürücüye dönük olarak ayarlanmış durumda. Arka hacmi direkt Kuga ile mesela şu anda kıyaslayalım. Hani bu anlamda Grandland biraz özellikle diz mesafesiyle Kuga'nın gerisine kalmış ama baş mesafesi oldukça iyi. Burada bir cam tavan var aynen 3008'de olduğu gibi ama ne yazık ki Kuga'daki gibi bu cam tavan açılamıyor. Güzel bir detay burada arkadakiler için havalandırma sunulmuş olması ve isterseniz ayrıca arkadakiler için de koltuk ısıtması alabiliyorsunuz Grandland'da. Şimdi gelin bir de Qashqai'ye bakalım. Qashqai bu son nesille karşımıza çıktığında ben özellikle otomobilin içerisindeki bu hani konsol tasarımını oldukça beğenmiştim ve bence hala göze çok şık görünüyor, çok güzel görünüyor. Çünkü konsol yerleşimi hani otomobilin o SUV DNA'sını çok iyi bir şekilde destekliyor. Çok iyi bir şekilde bu algıyı verebiliyor bu anlamda Qashqai. Hani bakıldığında eşya gözleri bakımından da bu otomobilin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Vitesin arkasında iki bardaklık var. Onun arkasında bir göz var. Vitesin önünde bir göz var. Yani bolca böyle her türlü eşyanız için yer düşünülmüş durumda bu anlamda. Yani pratiklik bakımından bence oldukça iyi. Ve bu karşılaştırmadaki iki rakibine nazaran bence Qashqai hani biraz daha böyle bir hatchback algısı da verebiliyor. Bu iyi midir kötü müdür tartışılır ama bence oldukça iyi bir özellik Qashqai bakımından. Ekranın kullanımıyla alakalı vesaire bir problem yok ama özellikle grafik bakımından mesela birazcık bu karşılaştırmadaki rakiplerinin gerisinde kaldığı söylenebilir. Ve gelelim arkadaki hacme. Bu anlamda bence Qashqai'nin arkasında bir problem yok. Mesela benim için burası tam sınırda diz mesafesi ve baş mesafesiyle. Ama bir kıyaslama yapacak olursak bu anlamda Ford bence en iyisi bu karşılaştırmada yani arka hacim bakımından. Onu Grandland ve Qashqai takip ediyor. Qashqai Grandland'a göre biraz daha iyi bir diz mesafesi sunuyor. Grandland ise Qashqai'ye göre biraz daha iyi bir baş mesafesi sunuyor. Yani bu anlamda ikilinin birbirlerine bir hayli yakın olduğu söylenebilir. Qashqai ile yola çıktığımızda ben bugünkü bu karşılaşmada bu üçlünün dizel otomatik kombinasyonlarını test ediyorum. Qashqai'de 1.6 dizel makine var. Renault'dan gelen 130 beygir var burada ve tork değeri de 320 Nm. Hani bakıldığı zaman buradaki en iyi 1.6 dizel Qashqai'de yer alıyor. Çünkü özellikle hem yakıt verimliliği hem de performans bakımından bence en iyisi. Zaten teknik veriler de bize bunu söylüyor. CVT'ye rağmen bu otomobil 11.1 saniyede 100 km'ye çıkabiliyor. CVT'ye rağmen dedim çünkü biliyorsunuz CVT hani sürekli değişken oranlı bir şanzıman ve yani yapay olarak isterseniz size işte oran belirliyor ama tam otomatik veya çift kahramanlılara göre biraz daha bence böyle yavaş kalıyor. Yani özellikle böyle tam güç istediğiniz durumlarda aktarmayı tam yapamıyor. Bundan dolayı da performanslı kullanımlarda biraz böyle kayıplar olabiliyor. Ama çok fazla böyle performanslı kullanım ben yapmıyorum diyenlerdenseniz bu bağlamda bu şanzımanda bence herhangi bir sorun yok. Hatta sürüş konforunu çok iyi destekliyor. Çünkü herhangi bir şekilde vites değişimleri sırasında silkelenme vari bir böyle sarsıntı kabinde içeride hissetmiyorsunuz. Peki nasıl bir tüketim var? Bir kere bu üçlüyle alakalı direkt şunu söyleyeyim. Ortalama olarak hani gündelik bir kullanımda işte çok dikkat etmeden ama çok da kasmadan bu üçlüyle 7-8 litrelerde dolaşabiliyorsunuz. Yani testimiz süresince de bu verileri verdiler ortalama olarak. Hani Qashqai'deki değerde işte 7-7.5 litre arasında gidip geldi. Yani bu bağlamda gerek işte sürüş performansı, işte ilk hızlanma, ara hızlanmalar burada daha iyi. Yani bu bağlamda en iyisi Qashqai dizel otomatik aldığınız zaman ve tüketim bağlamında da diğer rakiplerinden çok farklı değil. Bu bence büyük bir artı.
tasarımla alakalı detayları para değişirken Qashqai'nin rakiplerine nazaran biraz daha böyle otomobil vari bir hani karakteri olduğundan bahsettim. Bu işte kimisi için artıdır değildir tartışılır. Ama özellikle artık biliyorsunuz işte kompakt SUV'lar, crossover'lar hatta kocaman devasa pick-up'lar amacından saptı. Araziden ziyade daha çok şehir içinde dolaşıyor. İşte bu noktada da otomobille benzer bir hani karaktere sahip olması ve o şekilde bir sürüş DNA'sına sahip olması bence büyük bir artı. Özellikle böyle limitlerine çıkmaya başladığınız zaman bu üçlü arasında en iyi hissettiren ve en iyi limite sahip olan Nissan'ın Qashqai. Çünkü gövdede böyle çok abartılı salınımlar yok ve çok iletişimi yüksek bir direksiyon var Qashqai'da. İşte bu saydığım sebeplerden dolayı da limitlerine çıktığınızda sizi bence en fazla eğlendiren ve sürüş limiti bakımından en yüksek olan model Nissan'ın Qashqai'yi. Tabii söz konusu olan böyle Jeep vari bir otomobil olduğu zaman konfor konusu da çok önemli. Hani bu bağlamda Qashqai bu segmentte zaten çok tecrübeli bir otomobil biliyorsunuz. Yani bu segmentteki ilk otomobillerden birisi ve bu tecrübesini de Nissan bu son neslinde bence göstermiş durumda. Yani bakıldığı zaman çukur ve benzeri geçişleri hissettirme şekli, hissettirme biçimi, sarsıntı seviyesi karşılaştırmadaki rakiplerinden çok farklı değil. Hani sürüş limitinin yüksek olabilmesi için biraz daha rakiplerine zarar sert bir otomobil Qashqai. Ama kesinlikle bu günün sonunda özellikle şehir içi bir kullanım yapıyorsanız böyle can sıkıcı bir soruna yol açmıyor. Ne zaman ki siz biraz daha böyle derinleşen çukur geçişlerine sahip bir yola girdiniz, atıyorum bir arazi sürüşüne girdiniz, o sertliğini işte o gibi noktalarda daha fazla hissediyorsunuz. Ama yine konforla alakalı önemli bir husus bu otomobilde yalıtımdır. Bu anlamda hiçbir problem yer almıyor Qashqai'da. Tabii Qashqai'nin bu karşılaştırmadaki rakipleri karşısında bence en önemli kozlarından birisi hem ülkemizde hem de işte Avrupa pazarında hem de globalde esasında çok iyi bir imaja sahip olma durumu. Bu imajı zaten satış rakamları da gösteriyor bu otomobilde. Yani ülkemizde özellikle ikinci el bakımından da çok iyi bir konumda bu otomobil. Yani kolaylıkla elden de rakiplerine nazaran elden de çıkarmanız mümkün olabiliyor bu otomobili. Evet, Kuga'nın içerisindeyim. Belirttiğim gibi biraz daha böyle ağırbaşlı bir SUV algısı var bu otomobilde. Zaten ölçüler bunu söylemişti bize. Yani ölçü bakımından buradaki en iri otomobil bu. Yani bu ölçüler beraberinde biraz daha fazla ağırlığı da bu arada getirmiş durumda. Yani buradaki yine en ağır otomobil Kuga. Hatta bunu size teknik veriler de söylüyor. Burada Kuga'da artık biliyorsunuz Ford'un özellikle ülkemiz şartlarına daha uygun düşük hacimli 1.5 dizeli kullanılıyor. Ve bu dizel makine 120 beygir güce sahip ve tork değeri de 300 Nm, 6 ileri çift kavramlı bir power shift ile kombine edilmiş durumda. Özellikle motor ve şanzıman uyumu bakımından esasında burada karşılaştırmadaki en iyi otomobillerden birisi. Az önce işte Qashqai'nin motor bağlamında biraz daha ön plana çıktığından bahsettim ama motor ve şanzıman uyumu özellikle power shift'in çift kavramı olmasından dolayı burada daha iyi. Yani daha iyi bir uyum var. Bunu size çok net hissettiriyor. Çünkü şanzıman oldukça hızlı ve özellikle ara hızlanmalarda aniden güç istediğiniz durumlarda aktarma daha net ve daha hızlı bir şekilde olabiliyor. Ama büyük gövdenin dezavantajını en fazla işte burada görüyorsunuz. Burada hissediyorsunuz. Rakipleriyle hemen hemen aynı güç bandındayken yani onlarda da 300 Nm tork var ortalama olarak. Ford Kuga yaklaşık olarak 100 kilogram daha ağır onlardan. Ve bu durumdan dolayı da 12.4 saniyelik mesela bir 0-100 değeri var. Buna paralel olarak da ara hızlanmalarda onlarla kıyaslayınca biraz daha düşük. Yani burada daha düşük bir performans olduğunu özetle çok net bir şekilde hissedebiliyorsun. Hep söylerim, beni takip edenleriniz iyi bilir. Ford yol tutuş konusunda çok iyi firmalardan birisidir. Hani bu özelliğini bu kompakt SUV'unda da devam ettiriyor. Ama rakiplerle kıyaslayınca yine aynı noktaya geliyorum. Daha büyük olan gövdesinden ve daha ağır olan gövdesinden dolayı özellikle limitlerine çıktığınız zaman onlara nazaran biraz daha böyle kayma eğilimleri çok tabii bunlar çok çok üst limitlerde çok ufak farklarla yaşanıyor ve biraz daha Kuga cephesinde erken başlıyor. Ama sürüşle alakalı rakiplerinden daha iyi olduğu bir disiplin var. O da konfor seviyesi. Özellikle Ford'un süspansiyonları çok iyi çalışıyor. Yani kabine rakiplerine nazaran yolda olup biteni daha az hissettiriyor. Kabin sarsıntı seviyesi kesinlikle burada daha az.
Yalıtımla alakalı yükselen hızlarda özellikle böyle bir geniş aynalardan ve biraz daha yine bence gövdesinin büyük olmasına bağladım. Gövdesinin büyük olmasından dolayı biraz böyle yükselen hızlarda kabine rüzgar sesi geliyor. Evet, Qashqai'nin bu karşılaştırmadaki rakiplerine göre iddialı olduğu noktaları sıralamıştım. Hani ikinci el bakımından daha iyi bir konumda, daha kolay bir şekilde mesela elden çıkarabiliyorsunuz veya biraz daha böyle otomobil DNA'sına sahip ve performans anlamında bu rakiplerine göre biraz daha artıları var. Kuga ise hani bu SUV DNA'sını rakiplerine nazaran en iyi veren otomobil. Yani boyutlarıyla, içerisinde, sürüşte bunu size daha fazla hissettiriyor bu otomobil. Ama buna para olarak da benzer motor şanzıman kombinasyonlarında ne yazık ki daha fazla yakıt tüketiyor ve daha düşük bir performansa sahip oluyor. Grandland X'in sürüşüne geçtiğimizde burada tam otomatik tipi bir şanzımanla kombin etmiş durumda. Yani bu karşılaştırmadaki rakiplerin tamamı farklı şanzımanlara sahip. İşte Qashqai'de biliyorsunuz CVT vardı. Kuga'da ise çift kavramalı bir şanzıman vardı. Buradaki bu 1.6 dizel otomatik kombinasyonu, bu arada 1.6 dizel 120 beygir güce ve 300 Nm torka sahip. Aynen Ford'da olduğu gibi Grandland X'e 12.2 saniyelik bir 0-100 değeri veriyor. Ve ara hızlanmalar da bu bağlamda aslında benzer oranlarda artış gösteriyor. Yani günün sonunda özetle performansa daha fazla önem veriyorsanız bu anlamda Qashqai ipi gösterdi birinci. Onu Grandland X takip etti. Kuga'da bu anlamda 3. sıradaydı, en gerideydi. Yani sürüşte bunu evet çok net bir şekilde bu performans farkını da hissedebiliyorsunuz açıkçası. Yani bu bağlamda Grandland X ortalama bir performansı sahip bu üçlü arasında. Yakıt tüketimi verisi bakımından da belirttiğim gibi burada da ufak bir farkla Qashqai Grandland X'ten biraz daha iyi. Ama Grandland X de Kuga'dan biraz daha iyi bir hani yakıt tüketimi yakalayabiliyor. Ama belirttiğim gibi farklar oldukça küçük bu üçlü arasında. Yol tutuş ve konfor eğrisi bakımından da esasında hani bu karşılaştırmada Grandland X ve Qashqai birbirlerine bir hayli benziyor. Hani bakıldığı zaman sürüş limitleri bayağı bir yakın. Ama bu bağlamda işte Qashqai'nin Grandland X'e nazaran biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve Grandland X de aynen Qashqai gibi biraz böyle sert bir kompakt SUV. Hani buradan hareketle de konfor seviyesine bakıldığında ipi Ford tarafı göğüslüyor. Yani Kuga'nın özellikle süspansiyonları Grandland X'e ve Qashqai'ye nazaran bence biraz daha iyi çalışıyor ve kabini biraz daha az sarsmayı başarabiliyor. Yalıtım bağlamında da bu üçünün birbirine bir hayli yakın olduğundan bahsetmiştim. Ayrıştığı noktalardan en önemlisi mesela Kuga'da yüksek hızlarda böyle aynalardan biraz daha fazla kabine ses geliyordu. Grandland'da bu gibi bir durum yok, Qashqai'de de yok. Ama Grandland'da da dikkatimi çeken özellikle böyle biraz asfalt kalitesinin olduğu noktalarda bunu anlamanız zor oluyor ama biraz daha sayfiye, biraz daha asfalt kalitesinin düştüğü zeminlerde Qashqai ve Kuga'ya nazaran Grandland'ın içerisine biraz daha fazla yoldan ses geliyor. Kuga ve Qashqai'nin ön plana çıktığı noktaları bahsettim. Grandland ise bu anlamda hani rakipleri karşısında bence daha yeni olma kozunu oynuyor. Yani böyle kimselerde olmayan bir kompakt SUV istiyorum diyenlerdensiniz. İşte tam şu sıralar bu anlamda Grandland X esasında mantıklı otomobillerden birisi. Ve hani Kuga'nın daha böyle SUV DNA'sına, Qashqai'nin ise daha biraz daha böyle otomobil DNA'sına sahip olduğundan bahsettim. Grandland X'te ise bu ikisinin adeta bir harmanı var. Yani bunların tam arasında bu gibi disiplinlerde konumlandırılmış durumda. Kompakt SUV ligi her geçen gün daha da bir hareketleniyor. Fiyat anlamına bakıldığında bu üçlü birbirlerine bir hayli yakın. Yani donanımlara ve ekstra alınan paketlere göre değişkenlik gösteriyor ama ortalama olarak böyle dolu dolu bunları aldığınız zaman fiyatlar 170-180 bin seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bu nokta sizler açısından hangisi bu karşılaştırmada benim anlattığım yönlerden hangisi daha fazla ön plana çıkıyorsa bence o yönde seçim yapmak daha mantıklı olacaktır. Benim bu üçlüyle alakalı aktaracağım detaylar bu şekilde ama lütfen varsa sorularınızı alttaki yorum kısmına bırakın. Oradan yine sorularınızı cevaplıyor olacağım. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada kanala abone olduktan sonra abone ol butonunun yanında bir zil tuşu göreceksiniz. Eğer ki onu aktif ederseniz yeni videolardan anında haberdar olursunuz.